istersin? Senin istediğin bir şey varsa böyle onu şey yapalım. Muhabbetin ortasındayız. Sizle yeni başlıyoruz. Size nereden başlayalım bilmiyorum. Şimdi Dodan burada. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben sağ olasın. Teşekkür ediyorum gerçekten. Buna önayak olan Suat Durmuş'a da ayrıca teşekkür ederim. Bir Yemek İste kanalından. Şimdi ben ilk yeni tanışıyorum seninle. Bu tanışmayı da aslında belki kanaldaki birçok kişi de benimle beraber yapıyorlar. Bu işin keyfi de burada zaten. Yani ben bir şeyden etkileniyorsam zaten onlar da etkileniyorlar. Ben etkilendiğimden değil. O hep beraber orayı bularak yapıyoruz. Küçük bir sohbet yaptık. Bana yeni albümünün şarkılarını dinletti. Daha doğrusu bir tanesini. İsmini vermeyeyim. Ama çok güzel bir şarkı. Böyle bir şey mi olur ya? Çok felaket bir giriş. Ya bir şarkı. Hepinizin bildiği bir şarkı diyeyim. Ama ne zaman gireceğini bile kestiremedim ben. Fakat çok çok lezzetli ve farklı. Ya Türkiye'de müzik yaparken, gerçi sen kendini Türkiye'de gibi hissediyorsun ama zihnin dünyanın her yerinde geziyor hissi var bende. Yani çünkü yaptığım müziğin içinde yok yok. Az önce dinlediğim şeyde bir orkestral yapı var. Bir koro var, bir filmin içindeyiz. Sen yaptığın müziği yaparken, ya öyle karmaşık bir yerden giriyorum çünkü ortadayız. Neresindesin müziğin? Kafanda neler hayal ediyorsun bunları yaparken? 23 yıldır aktif sahnedesin. Bugün geldiğin noktada artık bir filmin içindesin. 23 yıl önce böyle değildin herhalde. Ya aslında hepimiz birer kendi hayatımızın belgeselini çekiyoruz. Uzun boylu oldu. 1.90 kişi yok. Ben de 1.86. Çarpışa devam. Beslendiğimiz şeyler aslında yine biziz, yani kendimiziz. Referans aldığımız şeyler de yine kendimiziz. Sonuçta dünya dediğimiz şey içerisinde aslında birbirimizden çok uzak ya da çok başka şeyleri yaşamıyoruz yani. Yani duyguyu topladığın zaman o duygunun eşdeğerliliği yine kendimiz oluyoruz yani. Şimdi onun için olaya biraz böyle yaklaştığım için belki hani sonuçta şarkıcılık başka bir durum, başka bir hal. Tabii. Onu yoğuran, onu bir hale getiren de yaşanmışlıklarımız diyelim. Yaşayacaklarımız, göreceklerimiz, gördüklerimiz, bir başkalarında gördüklerimiz, bir başkalarının yaşamış olduğu şeyler. Yani bu sadece insan üzerinden konuşulan bir durum değil yani. Evrendeki var olan bütün canlılar için de aynı şey geçerli. Çünkü hepimiz bu evren içerisinde nefes aldığımız müddetçe beslenip birbirimizi var edeceğiz. Biri sesiyle bunu göstermeye çalışır, ifade eder. Bir diğeri yazmış olduğu, çizmiş olduğu şeylerle resmederek bunu söyler. Bir diğeri bunu kaleme alarak söyler. Bir diğeri daha bağırarak söyler. Bir diğeri çalarak söyler. Ama baktığın zaman o bütün şeyin içerisinde bir bütünsellik var. Bizi besleyen bir bütünsellik. Bizden ayrı olmayan bir bütünsellik. Şimdi biz bu bütünselliğin ben başka bir hikayesini yaratıyorum. O ayrı bir hikayesini yaratıyor. Ama oturup konuştuğun zaman, işte ortalama diyelim ki yarım saat 40 dakikadır buradayım. Ve o 40 dakikada sanki önceden biz bir araya gelmişiz gibi bir duygu var. İşte tam da burada. Heyecanı yitirmemekte fayda var. güzel, çok güzel. Çok güzel. 23 yıl önce İstanbul'da ilk sahneye mi çıkıyorsun? Daha öncesi var mı? İzmir'de. İlk sahnemiz İzmir'de oldu. Yani bana tam öyle şeyler süredir anlatıyorsun ki, yani 23 yıl içinde ben muhabbeti şöyle başlayayım çocuklar, hani dakika bir bu olsun. Davulla şarkı söylenir mi? Tek davulla sahne yapan insan var yanımızda. Yani ben hakikaten hayret ettim. Tamam, bu bir caz kültürü içinde olabilir ama buna cesaret etmek, yani burada hani ya sazsız türkü olur mu gibi bir şey bahsettin yani. Sazsız türkü de olur. İlginç, olur. Güzel işte bu, evet, bu çok olur. İlginç bir bakış açısı. Benim hayrete düşürdü, merak ediyorum. İşte alışkanlıklar bazen yani bizim yerleşik olan, kulağımıza yerleşmiş olan bir takım şeyler var. Çok onun dışında bazı sesleri duymamak bir durum da var mesela. Biraz oraya bağlıyorum ben. Şimdi davul da bazen böyle sadece hani sahnede dediğim gibi işte arkadaşlar kaldığı zaman, yani şimdi biz Erdem'le beraber bir şeyler yapalım deyip sahnede ya da kim varsa o anda yaptığımız bir şey. Hani burada aslında izleyicinin tepkisini de ölçmek. Bir de aslında kendi dersimi ne kadar çalıştığımı da görmek. Yani davulla gerçekten yapabilir miyim? Sonuçta o da bir enstrüman.
Evet. Yani onu diğerlerinden ayrı tutmanın bir manası hiç yok. Hiç böyle bir kayıt var mı internette? Yok, böyle bir kayıt yok. İşte bir proje yapacaktık. Yani halen aklımızda bir proje var. İki davul, bir vokal diye. Müthiş. Gerçekleşmedi. Ama yani bu projeyi konuşurken dahi şu anda bile çok heyecanlanıyorum. Aslında çok önemli bir şey. Olmadı. Muhakkak demek onu da beklemesi gerekiyor. Yani ama mutlaka bir gün öyle bir şey yapacağım. Bir seferlik dahi olsa öyle bir şeyin içerisine gireceğim. Bundan önce iki albümün var, üç albümün var. Yok, iki albüm. İki albüm var. Üçüncü olacak. İki albümde baştan sonra Kürtçe şarkılardan oluşuyor. Kürtçe söylemişsin. Bu yeni albümde farklı bir şeyler deniyorsun. Ne var bu albümde şu an? Yeni çıkacak bu arada arkadaşlar. Galiba ya Haziran ya da bu yaz ayı içinde. Bu yaz ayı içinde çıkacak. Bu albümde daha çok hani o yarışma esasına söylemiş olduğum bir iki eserimiz var. Onun dışında bir kendi yapmış olduğum bir beste var. Daha çok yine o anonim eserlerden faydalanıp, çünkü ben seviyorum yani gerçekten. Yani şu, onu da şöyle söylüyorum. Yani evet, herkes okumuş olabilir. Yani herkes söylemiş olabilir. Herkes bunu defalarca, binlerce kez söylemiş olması o müziğin evet şurası son noktasıdır durumu değil. Çünkü sonsuz bir durum. Şimdi sonsuz bir duruma yapacağın şey senin ne kadar katkı sunacağın. Yani sunabildiği için bunları söylüyor. Bunu yapıp da yapamayan çok kişi var. Sen bunu söylüyorsun ama az önce dinlediğim şey bunu yaptığını gösteriyor. Şimdi dinlediğim parça, ismini söyleyeyim mi? Söyle. Aygız. Bildiğiniz Azerbaycan'ın beni attığın Aygız Ataş'a. 1000 tane versiyonu dinlemişsinizdir ama bu 1001.'si 1000 tanesine benzemediğinden emin olun. Çünkü ben dedim ya, nerede girdiğini, ne güzel oldu diye falan kalktım. Hele aralarda çok orijinal ses genişliği. Zaten ses genişliğinde inanılmaz hakikaten. Nedir, hiç ölçtün mü? Ölçüyor musun? Yani, nereden nereye gidiyorsun? Hiç bakıyor musun yani buna? Hakikaten güzel. Arkadaşların sorduğu sorularda direkt bunlar var. Çünkü çok merak ediyorlar hakikaten. Şimdi işte bu albüm, çıkacak albümde de işte Erdem Altınses'in aranjörlüğünü üstlendiği bir albüm. Erdem'le biz uzun süreden beridir beraber, böyle bir abi kardeşten ziyade çok böyle maneviyat güçlü bir hisle yapıyoruz bir şeyleri de. Onunla beraber bu hem daha önceki iki şarkıda çıkarmıştık. Yoksun ve Huma Kuşu'nun da. Huma Kuşu. Dinlemeyen varsa çocuklar, nefis bir caz altyapı. Kontrbaslar canlı valla, oturun dinleyin sıcak sıcak. Bizde ben dinledim, ilk defa dinledim bu arada. Onu da 2017'de çıkarmıştık. 2017'nin Ekim'inde çıkarmıştık. Şimdi de bu albümle ilgili bir çalışmamız olacak. Bu albümde aslında daha çok biraz deneme üzerine kurulu bir albüm. Çünkü hani şimdi hayal kurmak bence umuttan öte gelen bir durum benim için. Çünkü hayal insanın temel gerçekliği, kendisinde olan kurma hikayesi. Onun gerçekliğini de ancak onu pratiğe geçerek, sunumunu yaparaktan var edebilirsin. Şimdi Erdem'le bizim böyle bir hayalin içerisinde, böyle bir şeyin içerisinde olmak, hani bu albümde evet şüphesiz ki biraz daha şey kaygısı yok mu? Yani tırnak içerisinde popülerlik kaygısı yok mu? Elbette ki var. Zor değil mi ya? Var. Ama mesela bir Aygız'ı ben o kategoriye koyamam mesela. Mümkün değil. İmkan yok. Ama diğer parçalarda az da olsa onun hissiyatı var. Fakat dediğim gibi yani Türkiye'de şöyle bir durum var. Hani ne kadar perküsif bir durum olursa hep ona benzetilme hali var. Ya da ne kadar böyle gitarist bir durum olursa hep ona benzetilme. Ama orada başka bir lezzeti de aramak lazım. Bence de dinlerken de kişileri canlı da dinlediğin zaman o lezzeti öyle yakalamak da bence faydalı. Sesini çok ilginç kullanmışsın. Bu yeni dinlediğim şarkıda da var. Şimdi arkadaşlar meraktan delirecek. Bu ne diye artık bir saattir üstüne konuşalım. Yani pes renklerini kullanırken farklı kullanıyorsun. Kimi zaman tizlerde daha ilginç bir yer kullanıyorsun, değil mi? Kendi sesini geliştirirken kimleri dinleyerek etkilen? Bu bence kıymetli bir şey, çünkü benim hiç duymadığım tınılar var sesinde. Ya şöyle bir şey, mesela sizin de bir programınıza konuk olmuştu, ya daha doğrusu sizin ders değil aslında böyle bir şey. Seçer Can mesela çok. Humayun Seçer Can dinliyor musun? Bak soracağım keşke sorsaydım. Sonra Hafız Naziri var, bence çok dinlenmesi gereken ve üstüne basa söylüyorum. Bence solist olan insanların. Şimdi ben eskiden daha çok yapıyordum bu tür şeyleri. Eskiden günde 3 saate yakın böyle sürekli bir vokal dinleyip hani evde
mesela Yıldız İbrahimova'nın böyle klarnet gibi böyle şimdi cama vurduğunu hatırlıyorum. Oraya niye basamıyorum deyip de çok böyle kızdığım zamanları hatırlıyorum yani. Şimdi Yıldız İbrahimova benim gözümde çok büyük bir şeydir. İşte Azize vardı, onu çok dinlerdim. Mustafa Zade. Sonra ondan sonra şey Hafız Nazeri, onun babası var mesela. Gerçekten o da çok önemli. Sonra Azeri müziklerden Alim Kasımov, Raşit Behbidov. Alim Kasımov'un o tizlerini hissediyorum bazen. Reşit Behbidov'u hissediyorum. Özellikle Alim Kasımov'un tizlere çıkarken kullandığı yer kulağına öyle bir yerleşmiş ki o lezzeti çok güzel veriyorsun ama tabii ki bunları da direkt onun gibi vermemişsin. Uzun, kendin gibi. Ama şöyle bir şey mesela. Kendin yani gibi olmak diğer, zor değil mi ya? Dodan nasıl bu noktaya şey geldi? Yani çok güzel bir şey bu yani. Bence iyi bir şey. İşte ben şöyle bir şey söylüyorum. Mesela hani şu taktiklerinden sakınlı hikayesi var ya yani. Aslında uzun yıllar böyle şey olduk. Yani aa şuna benziyor, aa buna benziyor. Evet. Bak aa şöyle oldu. Şimdi o zaman diyorsun ya çünkü sanat aslında karakterle birebir ötüştüğü için önemlidir. Yani bence bir insanın karakteri onun sanatını da onun yaşam biçimini de belirler. %100. Yani onun için bu önemliydi. Çünkü eğer bugün adam bana diyorsa ki işte mesela siz dinlediniz beni. Ha bu Dodan'dır dediği zaman ha bu benim için önemliymiş. Evet. Güzel yani bir artık şey. Bir kimlik bulmuşum demek ki. Yani henüz bu şey aklımda yapmak istediğim daha iki tane üç tane de projemiz var yani. Daha onlar daha hayata geçmedi. Ya ben son dönemde biliyorsun Oğuz abiyle Oğuz Aksaç'la bir sohbet ediyoruz zaman zaman. O hep şunu söylüyor mesela diyor ki Emre diyor şimdi eskilerin hikayeleri biraz bitti diyor. Yani nedir işte şu an kimse diyor toprakla ilgilenen ne bileyim şu geçiyor. Yani o eski türkülerdeki hikayeler şu an az diyor. O nedenle türküler değişiyor diyor. Yani yeni bu türkülerin biteceği anlamı gelmiyor. Değişeceği anlamına geliyor ve yeni bir şeyler üretilecek ve yeni bir döneme geçilecek diyor. Şimdi bu dinlettiğin şeyler veya senin olaya bakış açın. Türkü nereye gidiyor? Şimdi, türküler nereye gidiyor sence? Şöyle bir durum var. Senin bakış açın ne bu durum? Şöyle bir durum var aslında. En büyük bir temel sıkıntı şimdi bir taraftan binanın yükseldiğini görürken bir taraftan şehirleşmenin bu kadar hele ki özellikle Türkiye'deki bu çarpık kentleşme durumunun bu kadar yaşanmış olduğu bir yerde köylere daha yakın olduğunuz zaman şimdi köye market giderse ekin ekmekten vazgeçer. Köye manavcı giderse süt giderse işte mandıra kurulursa o olursa bu olursa köydeki o rahatlığa alıştırırlar. İşte kapitalist düzenin hileleri bunlar zaten. Yani hep buradan başlıyor zaten. Yani sıkıntı orada. O zaman toprakla olan insan ilişkisini kopardığı tabii. anda ya da doğayla daha da doğrusu değil mi? Doğayla olan ilişkisini kopardığı anda şimdi düşün bundan bir 50 yıl önce İstanbul'un böyle bir hali var mıydı? Hayır. Tabii ki. Yoktu. Şimdi o zaman insanların şehirle olmuş kurmuş olduğu bağ mesela ben bir taksiciyle örnek vereyim. Şimdi diyor ki Şişli'ye, Haramidere'den Şişli'ye gitmek için diyor. Yani bekle ki bir tane kamyon geçsin. Of, o dönem. Şimdi bekle diyor mesela. Tabii. Şimdi adam bunu söylerken hemen bir bağ kurmak lazım orada. Evet ya. Bekle ki bir kamyon geçsin. Yani geçsin beni alsın. Peki ne vardı diyor. Ya yürüyordun. Ya at arabası vardı, ya bilmem ne vardı, ya o vardı. Şimdi babam 1950'de burada askerlik yapmış bir adam. Şimdi saydığı 3 yer var. O da artık tarihi olduğu için yani bunu es geçemeyiz yani. Bugün bir Galata'yı es geçemezsin. Doğru. Bugün bir Taksim'i, Beyoğlu es geçemezsin. Şişli'yi es geçemezsin. Yani olan şey buydu diyor. Merkezler bunlardı. Ama başka zaten. İşte doğru. Sirkeci, Eminönü. Hani yarım adalardan bahsediyor zaten bahsettiği yerler. Şimdi zaman değiştikçe bizim toprakla, doğayla ya da birebir ilişkilenmiş olduğumuz yerlerle de ilişkimiz kesilmeye başlıyor. Şimdi düşün, bize şu anda şöyle bir şey sunuluyor. Bütün reklamlarda, bütün televizyonlarda böyle sürekli bir ev yapımından, sitelerden, oradan buradan işte küçük bir havuz kurmuş, yanında 70 metrekarelik bir yeşillik alan diyor ki yeşil bir alan. Şimdi öyle bir algı yaratıyor ki ooo müthiş yeşil bir alan tamam ya daha ne isteyeyim ya. Daha ne isteyeyim yani. Yani şimdi bu bir kez o siteye giren hiçbir çocuk bence iddia da ediyorum dışarıda toprakla oynayan çocuk kadar özgüvene sahip olmayacak. İlginç. Değişik bir bakış. Bakın arkadaşlar fikirlerinizi siz de yazın videonun altına. Hakikaten. Evet. Yani bu hakikaten ilginç bir varsayım yani. Evet.
toprakta büyümüş bir çocukla, sitede büyümüş bir çocuk. Çünkü bir fanusun içinde düşün. Hı hı. Ya böyle filmlerde olur ya, Amerikan filmlerinde hiç şaşırıyor böyle. Aa, burası neresi diye. O kadar temel bir fark. Ama tabii ki şimdi biraz önce anlattığın o kamyon geçmezdi, şu geçmezdi. Bunlar bir dönemi anlattığı için şarkıları da böyle oluyor. Ama işte şarkıları da onu anlatıyor. Tam da burada. Şimdi biz ne anlatıyoruz? Daha sıkıntı şu. Hı. Daha tüketime dönük. Hı. Daha sürekli birebir bitsin. Aman hemen bir pik yapayım. Aman şu olsun. Hızlı. Hemen hızlı bitireyim. Gün hızlı, gibi, bugün, ha, bugün gibi, gibi yani. Bugün gibi. Ama eskiden öyle değildi. Şimdi bu insanlar öyle bu şekilde düşün, adam bir sürü örnek verebiliriz yani. İşte mesela dedi ki avşar ellerini söylerken, şimdi adam Osmanlı o şeyde Adana taraflarında bu şiiri yazıyor yani bunu yazarken, ama kime karşı yazıyor? İşte Türkmenler, Türkmen zaten kendisi, Osmanlı'ya karşı yazıyor. Aman kalktı göç eyledi avşar elleri. Şimdi bir isyan var hikayesi. Tabii. Belli. Ve orada yaşayan Türkmenlere söylüyor. Hı hı. İşte bir tanesi alıyor, onu çeviriyor, okuyor. Bugüne getiriyor. Hı. Fakat dert aynı dert. Hı. Yani onun sözüyle... Bir şeyi buluyor tabii insanlar. Ama asırlar yani. Önce yazılmış, çizilmiş olan sözle bugünkü işte diyelim son yüzyılda yazılmış olan şeyin ifadesi, derdi aynı. Hı hı. Ben de tam buradan bakıyorum. Hı hı. Diyorum ki derdimiz aynı. Derdimizin aynı olmuş olduğu noktada bizi buluşturabilecek birçok sebebimiz var o zaman. Hı hı. O zaman biz bu sebeplerimizi yenileyelim. Güzel, bu farklı bir bakış açısı. Tabii. Güzel, süper. Avşar elleri dedin tabii ki, yani insanlar seni yarışmadan tanıyorlar. Ben de öyle tanıyorum. Yani bir gönderilen bir şeye benim dinlemem, sesindeki farklılıkları dinlemeye, anlamaya çalışmam. Ama tabii ki senin kadar anlayabilmem mümkün değil. Sahip olan sensin sonuçta her şekilde. Ve benim gibi bir sürü insanda işte avşar elleriyle, Haydar Haydar'la okuduğum performanslar. Az önce bahsettin, dedim ki hani ben Haydar Haydar'ı daha önce hayatımda okumadım, orada okudum diye söyledi. Yani bu, o da bir senin yorumunmuş aslında. Yani bilmediğim bir şey değil yani sonuçta. Gerçekten Ali Ekber Çiçek hepimizin hayatında çok önemli bir şahsiyet. Hı hı. Bu başka bir şey. Ama bir Dodan Özel okumadı o parçayı mesela, hı hı, ömründe. Yani bir sahnede, yani şimdiye kadar hiçbir sahne performansında, yani o yarışma öncesinden bahsediyorum, hı hı, hiçbir zaman okumadım. Hı hı. Şimdi ve o sırada okudum. Ya yani o yarışmada okudum. Ama orada ilginç bir şey anlattım biraz önce. Onu anlatmak ister misin bilmiyorum ama hani ton sorunu. Yani ton problemi vardı. Çünkü sen şimdi 20 senelik şarkıcı olarak oraya gidince tabii ki kendini çok iyi bilerek gidiyorsun. Birçok genç arkadaş oraya gittiğinde bunu bilmediği için hani la'dan oku çocuğum, la'dan okuyor, olmadı hadi iyi günler bir daha inşallah. Yani ama sen böyle risklere atılmamışsın. Yok, girmedim. Kendi tonlarına. Yani özellikle çünkü hani rengi belli edecek şeyler önemli. Hı-hı. Ben mesela oraya katılacak arkadaşlar bazen böyle bir şeyler söylediği zaman İlk söylediğim şey kendine inan diyorum önce. Güzel. Yapabilirim. Çünkü o rahatlık önemli. Hmm. Yani orada söylerken kendinden eminsen, hı hı, o zaman tamam. Yani orası sonuçta bir müzik okulu değil ya da işte akademik bir, hı-hı, yer değil. Karşındakiler konservatuarlı tabii bir... Değil. Ama sonuçta iyi müzisyenler var mı? Tabii. Şüphesiz var. Sen iyi şarkıcı mısın? Evet, sen de iyi şarkıcısın. Hı-hı. Bunun farkına varmak, hı-hı, lazım ki. Çünkü müzikte iç içe giriyorsun. Orada adam gelip de tekrar seninle sohbet etmiyor. Bu kez, hı-hı, müzik konuşuyor yani. Tabii. Müzikle iç içesin. Tabii. Ya bu önemli. Orası bir sonuçta bir eğlence programı. Bravo. Ben böyle söylemiş bakıyorum. Olduğum şey o. Yani şimdi o zaman da söylüyordum. Şimdi de söylüyorum. Yani hı-hı, sonuçta insanlar işte günün salı mı yayınlanıyor, perşembe mi yayınlanıyor neyse o gün, hı-hı, bir dizi gibi düşünün. Ailemize girip işte söylemeye ediliyor. Bitmiyor. Yarışmadan sonra hayatın değişti mi? Yarışmadan sonra benim hayatımda en güzel, şimdi hep şey söyleyeyim yani burada olmak mesela, değişiklik bu. Hmm. Yani şu anda sizin stüdyonuzda konuk olmak, tanışmak, sonra dışarıda insanlarla bir arada olmak, insanları tanımak, insanların işte Dodan kimdir diye ya da ne yapıyor diye arayıp bulmaları, sormaları, hı-hı, güzel. Yani bu en güzel kazancı oldu. Beni insanlarla buluşturdu. Buluşturdu. Gerisi sana kalıyor tabii ki artık. Biraz önce türkülerden konuştuk. Senin yeni albümünden konuştuk. Bir tane parçasını dedim ama diğer parçalarını bilmiyorum. Birbirine benzer alternatiflikte mi hepsi?
Öyle. Aynen öyle. Öyle. Süper. Şimdi sen sesini geliştirirken ilk yılları düşünün şöyle bir. Çocukluk yıllarında nasıl bir sesin vardı? Ya ne sesi var? Dodan bir söylesene mi diyorlardı şimdi yoksa? Böyle çocukken işte. Çekingen bir çocuk muydun? Nasıl bir şey? Eskiden böyle çocukken daha henüz böyle sahneye falan çıkmadan önce. Şimdi banyoda, halbuki banyoda sakın şarkı söylemeyin arkadaşlar, sıkıntılı bir şey. Kulağınızı bozuyor direkt yani. O öyle mi? Tabii. Yani oranın akustiğini alıştığın için dışarıda o şeyi bulamadığın zaman problem oluyor yani. Güçsüz o zaman bir ses zorluyorsun yani. Bravo. Tamamen hakikaten kötü bir konu değil ama. Şimdi sürekli akustiği al. Bizim okulda ben hep anlatırım. Koridor tenorları vardır. Koridor... Evet, koridoru buldu mu dünyanın en güçlü, en karizmatik sesidir. Koridor orada gitti. Orada kaftanım içi de söylüyor. Yani onu da söyleyeyim arkadaşlar. O koridorda herkes söyleyebilir. Herkes yani. Söyleyebilir yani. İşte o nedenle koridordan ayrılmak, biraz izole odada söylediğin zaman gerçek sesini duyuyorsun. Çünkü o zaman daha doğru kullanma şansın da oluyor. Tabii. Şimdi ben de o zaman öyle banyoda bol akustikte. Yani bol akustik bir şekilde. Evet. Yani küçük bir banyomuz vardı zaten. Şeyi de söylemek güzel bak arkadaşlar, böyle hani şarkı söyleyenler için söylüyorum. Bence çalışırken hani önce sesi bir hayal etmeliler. Çünkü ses bütün vücudun kaslarını çalıştıran bir durum ya. Yani her tarafı çalıştırır ve o çalışma esnasında herkesin vücudunda bir almış olduğu bir şekil var, bir dinamik var mesela. Senin hareketlerin çok orijinal mesela bunlarda. Yani o motor hikayesini kendilerine adapte ettiği zaman bir de kesinlikle doğada okutsunlar mesela. Tabii, çıplak. Bak bu ilginç. Tabii, çıplak. O kulaklarına gelebilecek her bir ses onların şeyini belirleyecek. Doğada okusunlar diyorsun da çocuk nereye çıksın? Ya işte, parka gidemez bir şey olmaz. Sen nerede okuyarak geliştirdin bunu? Ben o zamanlar Muşvarto'da ama Muşvarto'da. Sonrasını söyleyeyim mesela. Ben buradayken dahi, İstanbul'a yerleşirken dahi mesela çok basit örnek söyleyeyim. Oturmuş olduğum apartmanda hani birileri kapıyı çalmıyordu. Ben o arada işte şarkı söylüyorum. Ben işte açıyorum, bir şey yapıyorum. Evet. Şimdi evimde zaten küçük bir ev. Böyle kapıyı da çalmıyorlar. Kapının deliğinden bir baktım böyle 5-6 tane yani. Misafir böyle inmiş evin orada. Seyirci yani, ya doğal seyirci. Seyirci. Doğal seyirci. Evet. Ben de hiç böyle ismimi bozmadım, tekrar devam ettim. Dur söyleyeyim yani. Evet. Ama mesela şey yapabilirler arkadaşlar, hani ilahiler, mesela Hafız Burhan'ı çok severdim. Hafız Burhan. Mesela. Ya ben sadece dinlediğim için söylüyorum. Onun o şeylerini alabilirler. Ve bence hangi birini dinliyorlarsa, kendilerine beğenmiş oldukları, onun taklitini yapmak değil mevzu. Onun gırtlağının nasıl olduğunu öğrenmek bir. Önce onu yerleştirsinler. Bunu nasıl çıkarıyor bu adam? Nasıl çıkarıyor? Sonra ben kendileri gibi söylesinler. O kendileri gibi söyledikçe o zaman söylemiş olduğu şarkının lezzetini de alacaklar. Ve onları biraz güzel daha rahatlatacak yani. Yani bir şarkıyı defalarca tekrar edip ezberlemek gibi değil de, ya bu adam bunu nasıl çıkarıyor keşfedip dur ben de bunu nasıl yaparımı sen. Yani biraz öyle. Bu başka bir bakış açısı. Çok güzel. O da etkili. Mesela ben öyle yapıyordum. Yani işte dinlediğim insanlar olduğu zaman hani evde yani. Hani öyle töreli bir ses sistemi falan da yoktu. Yani sadece açıyordum. Dinlerken ulan ne yapmış bu ya? Tak kapatıyordum hemen. Bir de içinden ama söylüyorum içinden de. Psikolojik bir durum ya sesi. Kulağında dönüyor artık içeride. Tabii. Ve o psikolojiyi hazırladıktan sonra bu kez ben kendim söylemeye başlıyordum. Şimdi herkesin işte sallıyorum yani herkes 5 oktav, 4 oktav ya 3 oktav değildir ama bence herkesin çok kendine has duygusu var. Şimdi mevzu duygu keşfetmekte. Doğru. Şimdi o duyguyu keşfettin mi, emin ol tek telle, tek tel bağlama olsa dahi, gitar olsa dahi çalabilirsin. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Ama onu önce kişiler, yani kişi yapan insanlar içinde böyle iyice hissedecekler, içselleştirecekler. Çok güzel olur. Yani zaten seni bence bu yaptığın alternatiflikler, ilginç şeylerin içinde bile ayıran insanların bir şey hissetmeleri, bir duygu geçiriyorsun. Şimdi bu biraz önce O Ses Türkiye'deki o görüntüleri izlerken, sen gelmeden önce de bakıyordum. Sunucu kız içeride ağlıyor falan. Hani anlattığın hikaye ama onun ağlamasını hani gerektirecek bir şey değil. Bir şey geçiyor karşı tarafa. Evet. Ve bu duyguyu
Bu duygu ilginç bir duygu. Evet. Bu duygu bir belki sanat yapan, şarkı söyleyen kişinin özündeki o yaşanmışlığı, şusu busu bir sürü hikayeyi barındıran bir şey. Size geçen o his önce senden geçiyor yani. Evet, sen evet. hissediyorsun, karşı tarafa atıyorsun. Bence bir şarkıcının en kıymetli yeri orası. Evet, evet. Hazinesi yani. Hayata bakışı ve kültürü aslında i̇şte bu önemli yani. Bu hem kişiyi de geliştirecek zamanla hemen olacak bir durum değil. Yani biraz aceleci olduğumuz için her şeyde. Evet. Yani ama gerçekten sanatın her alanı biraz sabır işi yani. Ne yapmak istiyorsun ileride? Hedeflerin ne Dodo? Şimdi önce şöyle bir hedefim var. Önce bu albüm çıksın. Bir rahatlayalım. Yani anlıyorum. Bu boynumdan bir şey kalsın bu yük. Sonra... Bu arada kaç şarkı var albümde? 12 tane. 12 tane. Hmm. Güzel. Süper. Sonra aslında bir de haricinde Erdem'le beraber bir ekibimiz daha var. Kuartet. Onda da çok güzel kuartet şeyler. Kuartet yaylılar falan. Tabii yaylılar var. Şimdi bu sonbaharda bir ihtimalle onun da konserlerini yapmaya çalışacağım tabii olursa. Mesela onu da çok seviyorum. O inanılmaz bir şey. Hı-hı. Mutlu oluyorum. Başka bir şey. Yaylılar falan girince işin içerisine. Fakat orada şöyle bir fark var. Hani biraz daha şey olsun diye. Şimdi bir ut koyduk oraya. Hı-hı. Bir de bas darbuka ya da böyle bir perküsyon setup'ı kuracağız. O perküsyon setup'ında böyle daha böyle şey gelecek. Mutlaka ritim olacak senin işinde. Tabii. Belli ki ama ritimle böyle şey ritimleyi sevmiyorum yani. Abanarak çalınma hikayeleri çok sevmiyorum. Şimdi onu demin söyledim de yani her şeyin bir hikayesi var. Bence her enstrümantist olan arkadaşımız da çalmış olduğu şarkının hikayesini kendisinde içselleştirmeli. Yani bir nota gelip sunuyor. Ya ben notasız çalamam diyen çok tip var biliyorum. Doğrudur ya. Tabii ki. Öyle değil abi ya. Bunun bir hikayesi var. Ben kızıyorum var mesela. Ulan duyuyorum. Hemen tekrarlıyorum. Bu bir yetenek mevzusu değil. Bu orada olmakla ilgili bir durum. Tabii. Konsantrasyon ve istemek. Bu orada olmakla ilgili bir durum. Yani hani ben bir enstrüman çalmıyorum. Herhangi bir teknik birikimim yok. Gerçekten yok. Yani tamamıyla alaylı bir adamım. Şan dersi aldın mı hiç? Hiç almadım. Gerçekten hiç mi? Almadım. Yani tamamıyla kendi senin şan hocaların bütün dinlediğin herkes. Gerçek bu yani. Ha. Dinlediğin herkesin tekniğini kapmaktan sen zaten bir sürü şeyi uygulayan, harmanlayan bir şekle dönüşsün. Belki de böyle bir düşünüyor musun peki hiç böyle bir şey? Bir şan çalışayım falan bir hocayla veya biriyle. Ya aslında ihtiyaç duyuyor musun böyle bir şeye yani hala? Çok. Ya aç mısın bilmiyorum ki nasıl fikirlerin şeyi var. Şeyi istiyorum İlginç bazen. Şey daha çünkü neler olabilir diye merak ediyorum. Hani gerçekten ne olur o sesin daha başka nelerini yapabiliriz. Hani ben 42 yaşındayım. Gençsin. Ama amcam 48 yaşında üniversiteyi bitirdi. 50 yaşında mesela. O zaman daha gençmiş. Yani 48 bitirdiyse. Yani ama istiyorum yani böyle yeniden gelip belki siz bana öğretirsiniz. Estağfurullah. Çok, yani... çok da sevinirim. Yani böyle hani o küçük dediğim şey bence çok önemli bir şey. Nüanslar. Bence. İlginç yani dinlediğim şeylerde böyle hemen yorum yapasım geldiği için. Yok çok istiyorum. Ayrıca da konuşuruz. Ben özellikle de istiyorum dedim. Hayır çok istiyorum yani. Ben mesela hani şimdi de söyleseniz bu benim için büyük bir mutluluk olacak. Ki geri gelmez dedim ki bir dinleteceğim size. Evet. Sizin eleştiriniz benim için önemli kayıttan dedim. Kayıttan sonra bu şeyden sonra aramızda sohbet edelim. Daha güzel olur çünkü. Çünkü analiz gibi değil böyle fikir sohbet gibi yapacağım. İlginç çünkü. Şimdi konuşacak konu çok ama hani arkadaşların da çok sorusu var. Tamam. Ben onlardan da böyle küçük küçük toparlayayım hem de araya karıştırarak tamam. Daha keyifli bir muhabbet ederiz. Şimdi şuraya alalım. Herhangi bir enstrüman çalıyor mu? Tamam. Ya öyle bir enstrüman sadece 9-10 yıl önce bir abimiz divan bağlama yaptı bana. Kara düzen bağlamayı o da böyle biz olduğumuz zaman söylemeye çalıyor. Ama çaldığım zaman şarkıya gireceğim anda duruyorum. Bekleyin. Güzel. Tamam. Ses aralığı nedir? Kaç oktav? Bundan önce çalıştın mı? Yani herhalde bu yani 4 oktav. 4 oktav kullanıyor musun? 4 oktav kullanıyorum. O aygızı var onun. En dizinde evet.
Güzel bir analiz yapacağız onu. Yayınladıktan sonra Dodan. İnşallah, inşallah. Ha işte o kafa sesiyle de biraz daha bir tık daha herhalde bir yarım daha çıkardım. Kalın seslerin de var ama. Biraz... Aşağı doğru da bayağı iniyor. Gerçekten güzel. Sahne ne durumda peki? Aktif sahne alıyor musun? Çünkü bir sürü projem var, alıyorum, şeyim var. Alıyorum. Şimdi 15 Haziran'da Bingöl'de olacağız. Bingöl'de. Bir şeyde, üniversitede bir organizasyon olacak. Yani şimdi 20 Haziran'da Van'da Gezgin Fest biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Geçen sene de orada yapıldı. Bu sene biz de varız. 20 Haziran'da orada olacağım. Ama onun dışında ayda 4 kez de Didim'de bir otelde, Caprice Deluxe diye bir otel var. Onu çok güzel bir sahne yapmışlar. Amfiteyatro böyle. Müthiş. Gibi dışarıda. Hiçbir sıkıntı yok. 1,5 saat boyunca şarkını söyleyip çıkıp gidiyorsun. Bu kadar. Mis. Oradayım. Çarşambaları da. Tamam. Harikulade. Kış dönemi peki bir şey düşünüyor musun? Kış dönemi ya periyodik olarak bir yerde çıkmıyor. Kış döneminde de yine böyle hani aynı şekilde böyle performans mekanları olduğu zaman oralarda sahne Instagram alıyor. Hesabından veya tabii, diğerlerden takip edebilirsiniz. Peki, hayallerini biraz konuştuk zaten. İlginç sorular var, genç arkadaşların soruları. Sor yarışmada hiç. Jüriler, orkestranın sana katkısı oluyor mu diye sormuşlar mesela. Ya şimdi hani iki kişiyle çalışmak başka bir şey. Yani iki kişinin sesini duymak çok başka bir şey. Ama 20 kişinin sesini duymak çok başka bir şey. Yani sana katmış olduğu şeylerden bir tanesi orkestra diyoruz mesela. Şimdi orkestra dediğin zaman tabii. Çoklu bir ses dediğin durum geliyor. Onu duyduğun zaman kulağın da o zaman açılmaya başlıyor. Doğru. Ve çok iyi müzisyenler. Etkisi bu olur. İyi müzisyenler mi? Kesinlikle çok iyi müzisyenler. Çok mu iyi çalıyorlar? Evet, çok iyi çalıyorlar. O iyi müzisyenlerle çalıştığın zaman sahnede nasıl oluyorsun? Daha iyi oluyorsun. Tabii senin yeteneğin de ayrı bir şey. Ona alışkınsın sen. Kulağın ve becerin ona alışkın. Yani herkes, burada ben analiz yaparken bazı arkadaşların sesini dinliyorum. Diyorum ki sen böyle okursan bir orkestranın önünde iyice artık küçülüp yok olursun. Çünkü sen minicik okumaya alışmışsın. Biraz o dediğin hani doğada tabii. Oku diyorsun ya, bir gücünü bir gör, sınırlarını aynen bir gör. Aynen. Kendini kapatmadan bir gör ki orkestranın içine bir gün girdiğinde de kendine bir yer bul. Büyüdüğü zaman iş. Peki, müziğe nasıl başladın? Çok Müziğe nasıl başladım? Müziğe hani eğer sahneye direkt söylersem sahneye yaklaşık 23 yıldır sahnedeyim. Yani hani bence artık esas nokta orası zaten. Yani çocukluğumu saymıyorum. Yani o zaman nasıl söylediğimi. Ama 23 yıldır sahnedeyim ve İzmir'den başlayıp İstanbul'a devam eden bir serüven yani müziğe başlamak için. Hadise yarışmayı kazanınca Hadise ile birlikte Survivor'a gidecektin. Neden gitmedin? Böyle bir şey var mı? Bu ne ya? Ben gitmedim. Aa, gerçekten mi? Teklif oldu mu hakikaten? Geldi ben gitmedim. Survivor Dodan burada diyecektim o zaman. Yani şarkıcı Dodan yerine Survivor Dodan burada. Yani nasıl da aç kalmak şey oldu. Ben gitmedim yani. Yani ne bileyim, bir yorum yapmayayım buna. Bence iyi yapmışsın. Olsun ama sorunlara cevap veriyoruz. Aynen, arkadaşlar soruyorlar ama her şeyi takip etmişler. Fena. Kendine has bir stile sahip olmak için ne yapılmalı? Konuştuk. Sesini eğitmeye ne zaman başlamış? Bu kadar keskin ve tiz sesleri nasıl tutuyor? Bu kadar keskin ve tiz sesleri nasıl tutuyorsun abi? Şimdi o herhalde o tabir yukarıda tutmak hikayesi. Şimdi yine dediğim için yani o sesin bütün kasları hareket ettirme durumu var. Mesela herkesin almış olduğu bir duruş var mesela. Şimdi ben sesi yukarıda tuttuğum zaman nefesi almak lazım arkadaşlar. Öncelikle o nefes iyice içinize oturmalı. Ya tek seferde nefes. Tabii. Tek seferde mi çıkaracaksın o cümleyi? Yoksa kesik kesik mi yapacaksın? İdareli kullanacaksın. Şimdi onun için de o sesi aldığın zaman içeriye, ses zaten kendisi diyor ki artık beni bırakabilirsin. Ölçüsü neyse artık. O şekilde arkadaşlar da o tiz sesleri yapan arkadaşlar öncelikle bu bence inanıyorum buna. Kesinlikle psikolojik bir durum. Bu çok etkili. Bu yani, çıkmayacak dedim mi çıkmaz. Çıkmıyor. Ama hayır bu bırak yanlış olsun. 5 kez yanlış yap. Ama artık biliyorsun mesela ben burada hep yanlış okuyorum. Demek ki doğruyu seçmek için ne yapma? O zaman başka bir yöntem denemen lazım. Bunu yaptığı zaman başarılı olur. Yanlış okuyor. Olabilir ya, insanın sonuçta. Tabii ki. Yani sahnede ben hiç mi detone oluyorum, çok oluyorum. Olmuyorum diyen yalan atıyor. Kesinlikle. İnsan. Ya insan sonuçta. İnsanın ya. Böyle bir şey. Makine değil. Olur da bir şey, çay içmişimdir, bir şey kalmıştır tabii burada, ki. Bitti. Ama
diyafram hikayesinde bence özellikle durmaları gereken ve ağız içinde sesi aldığı zaman, cümleyi ağzın içerisinde aldığı zaman söylerken nasıl söylenmesi gerekirken. Bu da şöyle bir şey, yüz kaslarıyla ilgili bir şey bence. Yüz kaslarını iyi çalıştırdığı zaman, ben şimdi çalıştırmıyorum, ben de hoca gibi söylüyorum ya. Şu söylerken çalıştırıyoruz, ben geliyorum. Lütfen, yani. Kendi tecrüben anlatırken, sonuçta bu senin eğitmenlik tarafın oluyor aslında. Kendini anlatıyorsun ve kıymetli, ben de dinliyorum şu anda çünkü. Yüz kasları mesela, bence o yüz kasları işte ağlar, oğlar, üyler mesela konuşurken biz böyle konuşmuyoruz yani. Konuşmuyoruz demiyoruz yani. Direkt yayvan yayvan tabii. Bir kelime çıkıyor. Aslında şarkıda da böyle bir şey yani. O cümleyi kurarken o önemli yani. O hacimli bir o var bir çıkarken. Bravo. Etkileyen bir taraf. Bir de o var yani. Ha, daha hacimsiz, daha küçük. Tam da işte o tür şeyler üzerine dururlarsa eğer arkadaşlar da. Bir de şarkı söyleyen insanlar bence daha sakin konuşmalı. Harika. Neden? Çünkü çok çabuk yorulduğu zaman esas o hani söylerken ki dinamizmini kaybeden bir durum oluyor. Yani. Onun için ellerinden geldiği zaman sakin yani. Sorun yok yani. Güzel güzel. Sağlığına nasıl bakıyorsun? Sigara var mı? Sigara yoktu. Sigaraya başladım. Hayda. Ama, yani şöyle başladım. Zaten içiyordum sigarayı. Uzun yıllarda sigara içiyordum. Bir 2,5 yıl hiç içmedim. Sonra bir daha bıraktım. Bir daha içtim. Şimdi son 1,5 aydır, 2 aydır tekrar içtim. Ama tekrar bırakacağım arkadaşlar. Haftada bir gün halı saha maçı yapıyorum. Orada bir saat durumu yok. Bir de mutlaka ama mutlaka günde 10 bin adım ya da daha fazlası yürüyorum. O önemli. Yani sigara içiyorsanız içmeyin. Vallahi içmeyin. Hiç içmeyin yani. Ben niye içiyorum? Evet, ben de içmemem lazım. Ben de bırakacağım. Özellikle şancılar için söylüyorum. Fakat sigaranın şöyle, yani bunu söyleyeceğim de yani şimdi ne oldu? Ondan dolayı bir örnek alacaklar. Aa bak bu da diyor içiyorsa. Yok hayır hayır. Sonuçta şöyle sigaranın şöyle bir etkisi var bence. Sesi buğulaştırıp duygusunu yoğunlaştıran bir tarafı var. Kalın sesleri daha fazla daha koyulaştırıyor. Daha güzel matlaştırıyor. Yani. Tabii. Evet. Yani öyle çok hani ama tizler her geçen gün daha zayıflıyor. Matlaşıyor. Yani lezzeti sadece o parıltısını yitiriyor. Ama pesler koyulaştıkça koyulaşıyor. Artık daha farklı bir tadı oluşuyor. Vallahi işte. İçmeyin arkadaşlar. Evet. Yani vallahi içmeyin. Gerçekten ben bile pişmanım yani. Çünkü tersini yaparak da çok başarılı olan var. Yani bu bir yöntem değil yani. Hani onu içtiğin zaman Tanju, daha iyi pes. Tanju kadının söylerken ki o şeyi. Neyse. Neyse. Burayı kısa geçiyoruz. Sigara yok. Aynen. Şöyle diyeyim. Hep değiş söyler oldu. Başka türlerde de okumayı düşünüyor mu? Ben hep değiş söylemiyorum arkadaşlar. Siz yeterince aslında, takip etmiyor mu diyelim arkadaşlar? Aslında belki de siz hep değişle denk geliyor olabilirsiniz. Fakat değişte söylemiş olduğum değiş aslında normal. Yani herkesin o belki de arzulamış olduğu değiş havası değil. Daha değişen bir farklı. Değiş bir durum. Ve o değiş olmuyor aslında. Çünkü hani sürekli değiş söyleyen bir insan değilim. Sadece o değişle belki biraz şey olduk yani o değiş söylüyor diye ya da yakıştıranlar oldu. Bu da güzel bir şey. Bu da güzel bir şey. Yani sonuçta bence onu yeniden düzenleyip yeniden bir şeyler sunmak, yeniden getirmek hem o şeyi de değiştirecek. Mesela şey çok güzel. Yani 2000 jenerasyonunu etkilediğimi düşünüyorum mesela. Neyi? Değiş söyleyerek mesela. O çok önemli bir doğru, şey. Doğru. Bu iyi bir şey oldu. Yani o insanların da onu görmesi çok önemliydi. Kesinlikle. Ben söylüyorum yani Dodan olmaz ama Mehmet olacaktı ama başka birisi olacaktı. Birileri bir şekilde onu yapacak. Bu topraklarda inanılmaz sesler var. Yani böyle hakikaten adam tüylerini diken diken eden sesler var yani. Sahne öncesi yaptığı özel bir şeyler var mı? Var. Hazırlık. Ne yapıyorsun? Gel bir kez böyle bir 15-20 dakika boyunca pek şey yapmıyorum yani böyle tam konsantre olmak için bazen gezdiğim yani hani büyük sahne ise eğer yani böyle çok performans mekanlarda onu yapmıyorum da ama diyelim ki büyük bir sahne olacaksa o sahne öncesinde böyle bir hazırlığım şu oluyor önce böyle bir
zaten şeyler belli, ne söylenecek, ne edilecek. Hani bunu o yarışma esnasında da mesela yaptığım şeydi. Sadece böyle bir yarım saat boyunca sadece geziyorum yani, sadece düşünüyorum. Yani onu yapar. Konsantrasyon gibi bir şey seninki. Kendimi işte medite etmek durumu yani. Hani çıkınca tamam. Çünkü sahne şöyle bir şey arkadaşlar. Hani kalabalık olduğunu görüyorsunuz, farkındasınız. Bir kalabalık var fakat bence orada boşluğu düşünmek lazım. O kalabalık bir heyecan getiriyor, doğru. Tabii ki. Çok güzel bir şey. Ama o boşlukta olduğun zaman tam şey oluyorsun, kendinde olduğun an. Kendini hissettiğin an. Bir yarım saat sadece öyle bir... Ama şunu yapıyorum mesela, bak bu çok önemli. Özellikle de söylüyorum yani sahnede kesinlikle ve kesinlikle, bak bunu özellikle ben bunu yaptığım için söylüyorum. Basa basa da söylüyorum. Şarkı söyleyen arkadaşlarımız kesinlikle ay şunu söyle bunu söyleyen diğer adamları aldırmadan, kim ne söylerse söylesin, kesinlikle 35 dakika boyunca sadece piyano hikayesi. O ses çünkü motor. O iyice güzelce ısınacak. Yüklenmeden hani kışın gireceksin kışın ne yapıyorduk böyle tabii. Araçlar çalıştırmak için. Tabii ancak ısınacak, bir de ondan sonra yola çıksın. İyice böyle ısıtın arkadaşlar. Ne olur bak buna çok önem gösterin. Kurbanınız olayım yani. Bu sizin enerjinizi... Sahneye çıktın, tavanda girdin. Tabii. Sonra tabii. Geri kalan 2 saat. Tabii. Ondan sonra bitiyor yani. Bravo. Ama ısıt, sonra 3 saat kal. Sahnede ilk 30 dakika arkadaşlar. Zaman zaman söylüyoruz biz de. Çok önemli yani. Ortalama şarkılarla başlayın. Bir ısının, bir heyecan bir gitsin. Sonra rahatlayın. Geri kalan da siz de eğlenin. Seyirci de eğlensin. Şahane. Sahnede sesinin yorulduğu oluyor mu? Tam bunun üzerine. Elbette ki yoruluyor. O kadar tiz ve geniş aralıklar sürekli kullandığı zaman. Yani ben mesela sahne sonrasında hakikaten böyle sırtımın, bacaklarımın, omuzlarımın ağrını çok net söyleyebilirim yani. O gerçekten. Güzel. Şan eğitimi aldım daha önce konuştuk. Bu nefesin kaynağı ne hocam? Allah vergisi mi? Yok da eğitimden dolayı. Lütfen bir yorum yaparsanız sevinirim. Konuştuk zaten aslında. Konuştuk yani. Allah vergisi artı kendi çalışması ve heves aslında. Yani, yani. Evet, heyecan yani mıdır nedir? Bence şöyle bir şey yeterek var. Yani işte yani. Mesela diyelim ki ya bir sesim var. Allah sana bir ses vermiş. Ve diyor ki sen bu her şey için öyledir yani. Sen geliştirirsen o gelişir. Yoksa kalır. Tabii. Ya bu oyunculuk için de öyledir. Öyle. Bir şey yaparken de öyle, inşaat yaparken de öyledir, boyacı olurken de öyledir. Tabii. Ne bileyim. Gelişmezse 15 yaşındaki gibi söyleyerek kalırdı. Ne o zaman dinliyorsa orada var olurdu. Ama buraya kadar gelmesinin sebebi tabii ki uğraşması işte. Bir arkadaşımız daha var. Kimleri kendini örnek alır? Mesela Oğuz Aksaç dinler mi? Kimleri kendini örnek alıyorsun? Ben önce onu sorayım. Oğuz Aksaç'la ilgili konuştuk zaten. Şimdi ben böyle, bu çok iddialı bir kelime zaten. Kendini örnek alır. Yani ben, o olmasa ben zaten... Yok. Yani öyle örnek yok. Ama çok kişiyi dinlediğin doğrudur. Yani dinliyorum. Yani sadece işte vokal yapanları söylemiyorum. Çünkü bu başka bir şey. Bu deryan içerisine girmişsen, eğer orada kendini görüyorsan, hepsini bir bütün olarak görmek lazım, dinlemek lazım yine. Ben öyle dinliyorum. Yani ama öyle örnek alıp da ay bu benim örneğim, bu benim idolüm dediğim kimse yok. Yani zaten idol olmak bence çok saçma bir şey. Kimse kimsenin idolü olmasın. Bence de. Yani hepimiz sonuçta bu yeryüzüne gelmiş varlıklarız yani. Aynen öyle. Bu kadar. Ama Oğuz Aksaç bence Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu, yani kendisini yetiştirmiş ve bize kendisini tanıtan çok ender, çok önemli insanların bir tanesidir diye biliyorum yani. O ses Türkiye'de alışık olmadığımız bir tarzda girdi. Bu yüzden tepki çektin mi? Bak ters bir soru bu da yani. Evet, tepki. Çünkü çoğunluk olur mu? Hani işte değiş, hani bizim temel alışkanlıklarımız var arkadaşlar. Yani hayatın her alanında. Hani biz mesela diyelim ki sabitlenmişiz, bir sokağı kullanırız. O sokağın ya bir de yan paraleli var, ne var diye merak etmeyiz yani. Doğru, güzel. Merak edenler beğenmiştir diyoruz o zaman. Ünlü olduktan sonra tanımadığı akrabaları çıktı mı diyor mesela. Vallahi ya. Ben bu soruyu her zaman yani daha o yarışmadan önce de şu cümleyi de ben zaten ünlüyüm diyorum çünkü herkes ünlü yani.
Güzel. Yok ya, ünlü falan yok arkadaş. Ben halen aynı sokakta devam ediyorum vallahi. Yani beni çok rahat bulabilirsiniz. Tanımadık yani. Akraba çıktı mı diye. Tanımadık akraba mı? Yani bir anda çıkar. Ya sen neredeydin lan? Öyle, öyle oldu öyle. Ha, güzel. Birkaç tane oldu. Bir şey olmaz. O kadar olacak. Akrabayız. Güzel, süper. Türkü üzerine mi yoğunlaşacak? Caz veya rock albüm yapacak mı? Yapmış. Caz albüm zaten bir caz parça düzenlemiş. Huma Kuşu'nu dinle arkadaşlar. Rock? Rock sound'a uğraşıyor musun? Seviyor musun o tarz şeyleri? Yani o da güzel. O çok lezzetli. Daha çok böyle soft rock şeyden çok seviyorum. Ama hani ben bir türkücü değilim arkadaşlar. Yani öyle bir kategori İlginç. Yapılacaksa yani ben türkücü... Kendini oraya koymuyorsun. Hayır değilim. Yani ben bir cazcı da değilim. Yani şu da değilim. Yani o müziğin o terimleri varsa. Ben sadece o anda yani düzenleme yaparken de o kafada yapıyoruz. Önce konuşuyoruz mesela. Bizim en güzel çalışmamız var. Önce notlarımızı alıyoruz. Konuşuyoruz, yazıyoruz. Sonra hangi enstrümanlar girmeli gerektiğini konuşuyoruz. Sonra zamanla zaten değişecekse değişiyor. Ona göre zaten bir yapı çıkıyor yani. Şimdi sahnede de öyle arkadaşlar. Türkücü değilim ama doğaçlama yapmayı seviyorum. O deneysel mi diyorlar buna artık ne diyorlarsa. Onun içerisinde olmayı seçiyorum. Ama illa bir tarz denecekse herhalde bilmiyorum alternatif. Tam bir şey de denmez aslında ama benim duyduğum kadarıyla yani işin içinde senin özünde böyle bir doğaçlamaya yakın, biraz caz kültürüne yakın bir tavır var, etnik şeyler de var. Bence de çok kıymetli bir şey değil. Şu tarz yapıyorum demek. Ha, yarışma programları önerir misiniz diyor bir arkadaş. Kendinizi duyurmak için. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben yine demin de konuştuk sizinle. Dışarıdaki arkadaşlara, katılmak isteyen arkadaşlara da söylüyorum yani. Mesela hepimizin bazen bazı şeylere çok güven problemi vardır. Şimdi onun farkında değilizdir. Ama bir şeyle o güven problemini yıkabilirsin mesela. Severim ya da sevmeyelim. Önemli değil. Ama ben diyorum mesela eğer gerçekten istiyorsan katıl. Bu kadar. Bu, yani. Düz. İşine yarayacağını düşünüyorsan. O sesle neden hiç Kürtçe şarkı söylenmedi? Tüm şarkıcılar Hadise ve Şan hocaları mı seçti? Birazcık karmaşık yazmış ama. Kürtçe yasak mı? Şimdi bu ülkede birçok dil var. Yani ben çok uzun yıllar... Başlamadan önce. Benim bildiğim şöyle bir şey var zaten arkadaşlar. Bütün yarışmalarda, Türkiye'deki hatta sahnede, bir herhangi bir mekanda çıkarken 200 tane şarkı neredeyse seçilmiş, telifi alınmış şarkı var. Siz oraya katılsanız da hani bunların arasından bir şey seçtiriyorlar. Çok spesifik bir şey yoksa. Hani çok özel bir şarkı vardır, onun için telifini almaları gerekiyor. Aslında ben gireyim aslında, önce. Aslında yani bu topraklarda sonuçta... milyonlarca insanın konuştuğu bir dil sonuçta Kürtçe ve Kürtçe de söylenmesi gereken bir dil. İşte burada tamamıyla orada televizyon programcılığı yapan televizyon yani herhangi bir televizyon programcılığı içerisinde ya da buna dair müzik programlarında söylenmiyor olması benim kişisel fikrim tamamıyla siyasetle ilgili bir durum. İşte bu siyasetten kaynaklı işte şu söyletmedi bu söyletmediğinden ziyade sorgulamamız gereken başka bir yer var yani. Ya bu ülkede gerçekten o hale gelebildik mi mesela? Birbirimizi rahatça ifade edebileceğimiz her anlamda. Yani bunun X, Y, Z olması çok önemli değil. Biz bunları halen X, Y, Z diye kodlayabiliyorsak burada büyük problem var. Ama Türkiye'de bence bütün diller, hayatımda işte söylüyorum, dünyadaki bütün diller benim için kutsaldır, önemlidir. Ve her dilde insanlar kendi şarkılarını kesinlikle söyleyebilmeli. Yer neresi olursa olsun, neresi olursa olsun, sonuçta her dilin içerisinde aşık olunabiliyor, konuşulabiliyor, sohbet edilebiliyor, yaşanabiliyor. Ona göre kendi halini belirleyebiliyor. Ama gel gör ki bu ülkedeki en temel bence büyük bir problem zaten burada başlıyor. Birbirimizi duymadığımızdan başlıyor yani. Ama birbirimizi duyarsak o zaman sorunu halletmiş oluyoruz. Dinlemeye başlayacağız.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Daha konuşacak şey de var. Olur. Konuşuruz. Bitmez de. Yok, sorular bu kadar ama hani arkadaşlar da yaklaşık herhalde bir 45 dakikaya geldik. Tamam. Seni daha çok yormak istemem. Çok yakın zamanda biz bir ara kendi aramızda da konuşmuştuk. Kanalda arkadaşlar benden çok istemiştiniz. Dengbej Shakiro, Dengbejler, Dengbejler. Ben de bununla ilgili sıfırdan çok özel program yapacağım. Onun için de bir Ali hocamızı davet edeceğim. Tek baş. Seninle de konuştuk. Shakiro ile ilgili şahane bir hikaye anlattı. Shakiro. Yani Shakiro mu diye okunuyor? Shakiro. Ben Shakiro demeyeyim Shakiro. O zaman artık. Shakira geliyor. Shakira'ya dönüştüreceğim. Ayıp olmasın. Shakiro. Shakiro bence yani Kürtler içerisinde çok herkesin bildiği bir insan. İşte o popülerlik hikayesi. Fakat bir de bilinmeyenler var. Daha bilinmesi gerekenler de var. Yani Shakiro'yu besleyen insanlar. Kimler? Tabii onun divanına giden, nerede eğitim aldı, ne oldu, nasıl bitti. Yani bu çok önemli. Bakın arkadaşlar, Muharrem Ertaş bile yani o gezginlik hikayesinde, yani bize yanılmıyorsan, tabii bu bir rivayet de olabilir ama bu bir doğruluk da olabilir. Yani tarihi ne kadar gerçek bilmiyorum, yazılan için söylüyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Dengbejlerle Muharrem Ertaş'ın birbirleriyle kesiştiği ve birbirlerine çok fazla kaynak verdiği aşikar yani. Çünkü zaten Muharrem Ertaş'ın aman kalktı geçerler avşan eller ya bir bozak gibi gelmiyor aslında. Acayip o çığırmak böyle, aslında. Çığırmak tam yani. Anlamı o. Tamam. O çığırmak o diyor. Yani. Bozlak çığırmak zaten. Şimdi Kürtlerde de şöyle bir şey var. Daha kuzeye baktığın zaman kuzeydeki ses böyle daha serttir yani o iklim koşullarından kaynaklı. Kuzeyden kaynaklı yani işte, bölge olarak. Bölge işte Doğu Anadolu. Doğu Anadolu. Doğu Anadolu'daki işte Kars. Kuzey Doğu Anadolu'dan bahsediyorsun. Anladım. Kars, Van, işte Bitlis, Muş. Ya daha batıya geldiği daha anda, soğuk. Daha soğuk. Olduğun zaman iklim, daha. İklimin insan üzerinde değil ama mesela bir şeye gittiğin zaman, Hakkari'ye gittiğin zaman şöyle serin başlar şarkı. Ondan sonra çok orijinal. Yani, güzel, çok orijinal. İklim. Tabii iklimin. Karadenizler için de mesela yani sürekli böyle yamaca doğru çıkınca. Güzel. Abi çok zevkli ya. Vallahi seviyorum. Yani konuşmayı çok seviyorum ve böyle bu toprakların müziğini yapan insanlarla konuşmayı daha çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Süpersin. Hani diyorlar diyor, rock diyor. Arkadaşlar rock gibi nasıl okuyacak diyordunuz. Bakacağız şimdi. Karadır bu bahtım kara. İlk defa dedi mi? Gene ilk defa. Sen yok musun ilk defa? Süper abi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.